Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Yaptıklarınız, hastalarınıza karşı yaklaşımlarınız da sosyal medyada takip eden ve bol bol hacamat yaptıran bir danışanınızım aslında ben de. Hastanızım. Şifa olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler veriyor sevgili Mehmet Portakal hocamız. Şimdi ben bugün diyorum ki burada dumanlar çıkan sularımızı koyduk. Şunları kenara alayım mı arkadaşlar bir dakika? Kameralara yansımasın. İyi miyiz böyle Hüseyin'cim? Tamam mıyız? Heh. Hocam fibromiyalji çok yaygın ve gerçekten hepimizi bu hayat koşullarında çok zorluyor. Nasıl anlarız fibromiyalji olduğumuzda? Her ağrı fibromiyalji'nin belirtisi midir? Nur Hanım, fibromiyalji bir romatizma ama hani romatizma deyince aklımıza ilk olarak ağrılar gelir. Ama fibromiyalji ağrıdan çok daha fazlası. Sadece ağrıyla kalmıyor. Sabah uyanıyorsunuz, dediğiniz gibi güne ağrılı başlıyor insan. Maalesef. Muhakkak bir yerleri bir tutulmuş. Şöyle bir kendine gelmek için esniyor. Enerjisi çok eksik oluyor. Diyelim çocuğuna, eşine bir kahvaltı hazırlamak istiyor ama o enerji nerede? Saate alarmı kuruyor mesela. İşte sonra hep erteleme ihtiyacı hissediyor. Çünkü enerji bulup da kalkamıyor. Bir kendine gelemiyor. Sabah kalktığınızda enerji eksikliği varsa, uykunuzu alamıyorsanız, sürekli ağrılardan muzdaripseniz, unutkanlığınız varsa, beyin sisi, hani pandemiden sonra çok daha fazla arttı biliyorsunuz. Çok arttı. Konsantrasyonla ilgili problemler özellikle yaşıyorsanız, diyelim gün içerisinde bir şey yapacaksınız. Akşam aklınızda vardı, sabah kalktığımda şunu yapacağım, işte arkadaşımı arayacağım. Diyelim Nur'la kahve içeceğim ama sabah akşam aklımda bir şey vardı, neydi diye bir türlü hatırına gelmiyor. Veya bir arkadaşın ismi bile bazen. Sindirim bozuklukları çok görülüyor. Gaz, şişkinlik, kabızlık, özellikle değişik yiyeceklere karşı fibromiyalji. Baktığınız zaman hani bir romatizma, sindirimle ne alakası var diyebilir insanlar. Ama son senelerde özellikle bağırsaklar üzerine yapılan araştırmalar gösterdi ki bağırsaklar bizim ikinci beynimiz, vücudumuzun ana enerji üreten merkezleri. Depresyon tedavisinde de, romatizma tedavisinde de her konuda genç kalmak istiyorsak, özellikle sağlıklı yaşa almak istiyorsak bağırsak sağlığının önemi gün geçtikçe çok önemli ortaya çıktı. O yüzden fibromiyalji dediğimizde aslında puzzle'ın parçaları gibi değişik tablolarla geliyor, bize kendisini gösteriyor. Evet, bir romatizma ama beyin sisinden tutun. Bazen aldığınız nefes kendinize yetmiyor. Hani böyle bir derin bir nefes alma ihtiyacı hissederiz ya. Biz ona iç sıkıntısı diyoruz ama. İç sıkıntısı. Anksiyete diyoruz. Evet. Bazen endişe, kaygı, böyle psikolojik durumlarla da kendisini gösteriyor. Bazen panik atakla kendisini gösteriyor. Bu hastalığın bir özelliği de tahlillere çıkmıyor. Görüntüleme yöntemlerine çıkmıyor. O yüzden Amerika'da hayalet hastalık veya senin bir şeyin yok hastalığı olarak biliniyor. Çünkü pek çok... ya da psikolojik. Bazen de psikolojik görüyorlar. Çünkü tahliller yapılıyor, normal çıkıyor. MR'a, tomografiye giriyor. Mesela baş ağrıyor sürekli. Değişik nörologlara, beyin cerrahlarına gidiyor ama her şey normal. Veya bir çarpıntı var. EKG'ler, Holter'ler, efor testleri yapılıyor. Kardiyoloji doktoruna, dahiliye, göğüs hastalıklarına gidiyor, normal. Hiçbir şey çıkıyor. Sindirim sistemi, endoskopiler, rektoskopiler yapılıyor. Her şey normal çıkıyor. Yani pozitif dediğimiz bir hastalığı gösteren bir işaret çıkmıyor. Kan tahlillerine bakıyorsunuz, normal. Ve pek çok hastalıkla karışıyor. Tabii ki enerji eksikliği olunca, kas ağrıları olunca, beyin sisi olunca, nöroloğa gidiyor, kardiyolojiye gidiyor. İşte sindirim problemleri olunca, kabızlık, şişkinlik, gaz, gastroenterolojiye gidiyor. Her şey normal. O yüzden biraz da az bilinen bir rahatsızlık. Bazen psikolojik bir durum var gibi görülüyor. Evet, psikoloji tabii kronik hastalıkların her birinde önemli ve psikolojik yönden desteklenmesi gerekiyor kronik bir hastalık olduğu için ama kök sebepleri var. Bazen çocuklukta geçirdiğiniz bir bademcik enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı, uzun süren kabızlık, kansızlık, bir düşme, çarpma, fiziksel bir travma, bazen de psikolojik bir travma. Yaygınlığı nedir hocam? Mesela fibromiyalji toplumun %kaçında görülüyor ve kadın erkek ayrımı var mı? kadınlarda ne yazık ki diğer hastalıklarda olduğu gibi oran çok daha yüksek. Neden acaba? Ona dünyanın yükü bizde olduğu için olabilir mi? Neden? Acaba neden? Ona bir oranında, yani kadın erkek oranı görülme sıklığı da %20 civarında. Özellikle pandemiden sonra daha da artmaya başladı. Şimdi... Enerji eksikliği başta ama vücudun tamamını etkiliyor. O da fiziksel, zihinsel, ruhsal yönden yaşam kalitemizi azaltıyor. Evet, siz sosyal medyanızda çok güzel örnekler veriyorsunuz. Lütfen, diyorum ya, bana iyi gelen size de iyi gelsin. Sevgili Mehmet Portakal hocamız bana iyi gelen hekimlerden biridir ve gerçekten işinde çok iyidir. Sosyal medyada da çok güzel şeyler paylaşıyor. Lütfen takip edin Doktor Mehmet Portakal. Şimdi kıymetli hocam, bugün bize dedik ya, hani kadınlarda daha çok stres var. Bir stres çayı yapacak, anti stres. Yani stresinize iyi gelecek bir çay yapacak ve fibromiyaljiye iyi gelecek. Toksinle, vücuttaki toksin yükünü azaltacak bir kürümüz daha var. Bunlara geçmeden önce ben size şunu sormak isterim. Ben de fibromiyalji olup olmadığını MR'la mı çıkartabiliriz? Kan tahlili mi yapabiliriz? Nasıl anlarız? Şimdi biraz önce söyledim. Normal klasik rutindeki görüntüleme yöntemlerine çıkmıyor. Röntgen, MR, tomografide görünmüyor. Çünkü dokunun oksijenlenmesiyle, oksijenlenmesindeki azalmayla meydana gelen bir rahatsızlık ve vücutta inflamasyon dediğimiz bir yangı. Ama bunlar rutin tetkiklerde henüz ortaya konan görüntüleme yöntemleriyle tespit edilen bir şey değil. Kan tahlilleri de genellikle normal çıkar. O yüzden senin bir şeyin yok hastalığı deniyor. Ama son senelerde özellikle fibromiyajinin temelinde, özellikle işte hücrelerimizin içinde enerji üreten mitokondrideki fonksiyon bozukluğu, vücutta inflamasyon, sindirim sistemiyle ilgili sıkıntıların ortaya çıkması, serotonin azalması gibi çok değişik, tabii genetik faktörler de önemli. Diyelim sizin ailenizde varsa, annenizde varsa sizde görülme olasılığı, sizde varsa çocuklarınızda görülme ihtimali daha da artıyor. Yani pek çok faktör var, kök sebep dediğimiz. Biz öncelikle bu kök sebepleri tespit etmeye çalışıyoruz. Son senelerde yapılan bazı ileri tetkikler rutine henüz girmedi ama bağırsaklarında mesela bazı mikrobiyotanın değişmesi, floranın değişmesiyle daha düşük sayıda olması gereken bakterilerin daha yüksek sayıda olduğu, daha fazla olması gerekenlerin de azaldığı tespit edilmiş. Bunlar hem teşhis hem tedavi amacıyla kullanmaya başladı. Yine vücudumuzun oksijenlenmesini gösteren değişik yöntemler var. Aynı deprem haritası gibi. Hani fay hatlarını görürüz ya. Bunda da vücudumuzun oksijenlenmesi nerede azalmış, nerede normal görebiliyoruz. Veya biyorezonans dediğimiz enerji tıbbıyla alakalı çalışmalarda vücudumuzda meydana gelen değişiklikler ve kök sebepler tespit edilebiliyor. Yani kişinin şikayetlerine göre, bulgularına göre vücutta bir ödem mi var, dolaşım mı bozuk ya da sindirim sistemiyle ilgili sıkıntılar var, geçmişte yaşadığı enfeksiyonlardan kaynaklanan bir fibromiyalji mi olmuş ya da travmatik bir şey mi? Bunların hepsinde ortak sonuç Nur Hanım, hücrede oksijen azlığı var. Böyle bir şey yaşadığı zaman, fiziksel bir travmada olsa, psikolojik bir travmada olsa vücutta hücreler kapıyı kapıyor, oksijenlenemiyor, enerji üretemiyor. O enerji üreten santrallerimiz enerji üretemez hale geliyor. İşte sabah enerji eksikliği, iç sıkıntısı, ağrılar, sindirim bozukluğu, vücutta oksijen az olunca kalp daha fazla atma ve kan pompalama ihtiyacı hissediyor. Dokulara, uçlara özellikle oksijen yetiştirmek için diyelim dakikada 70 atan bir kalbiniz 100'ün üzerine çıkıyor. Siz onu çarpıntı olarak hissediyorsunuz. Halbuki bakılıyor sonra, kalbimizde bir sıkıntı mı var, benim göğsümde çarpıntı var diye doktora gidiyor. Ama her şey normal. Halbuki kalbimiz dokuların ihtiyacını karşılamak için daha hızlı çalışıyor. Vardiyayı artırıyor. Daha hızlı çalışıyor. Dakikada atım sayısı 70'den 100'e çıkıyor. Şimdi bugün neden ağrılarla başladık kıymetli seyircilerimiz, çok değerli izleyicilerimiz, özellikle ileri yaşlardaki büyüklerimiz varsa onlara bazen diyorlar ki ya anne baba sen artık hani belirli bir yaştasın, bu ağrılarla yaşamayı öğren. Hiç kimse ağrıyla yaşamayı öğrenmesin, değil mi hocam? Elbette. Çünkü ağrınız neredeyse canınız orada atar. O bir sinyal aslında. Ağrıyı çeken bilir, sinyal. Şimdi biz ekip arkadaşlarımızdan Zeynep'i buraya alalım hocam. Özel bir test var mı diye konuştuk. Bir tanı nasıl konuluyor onu konuşalım. Gel Zeynep'ciğim, buyurun. Şimdi hocam, görüntüleme yöntemlerine çıkmıyor Nur Hanım ama buyurun. Biz bir test hazırladık. Yaklaşık 30 sorudan oluşan bir test bu. Şöyle, burası iyi mi arkadaşlar? Buyurun hocam. Vücudun belli noktalarında fibromiyalji noktalarımız var. Bu bir kas romatizması. Kasların yoğun olduğu yerleri özellikle tutuyor ve eklem hareketlerinde bir kısıtlılık meydana geliyor. Özellikle bu ense kökleri, izninizle saçınızı biraz toplar mısınız? Şimdi fibromiyalji kasların yoğun olduğu yerleri keşke daha çok topluyor. Tokat aksaydınız arkadaşlar. Şöyle. Şu özellikle ense kökünden aşağıya doğru indikçe kasların sertleştiğini hissediyoruz. Hatta şöyle dönelim. Bir dakika biz şöyle dönelim. Zeynep şöyle senin de biraz böyle. Heh, topla Zeynep'ciğim. Ve kameraya arkamızı dönelim. Herkes bu testi evde kendi de yapabilir şu anda. Yapabilir. Nur Hanım bizim bu testi hazırladık. Yaklaşık 30 sorudan müteşekkil. Evet şöyle yapalım hocam. Buradan gösterebilir miyiz sen? İzleyicilerimiz Google'a Doktor Mehmet Portakal fibromiyalji testi yazarlarsa bu teste ulaşabilirler. Ve kendilerini o soru cevap yaparak şöyle bir gözden geçirebilirler. Sonunda da her birine verdikleri puanları toplayarak diyelim 85 ile 115 arasında çıktığında muhtemel fibromiyalji, 115'in üzerinde kesin fibromiyalji olma konusunda bir yol gösterir. Peki. Orada buna ulaşabilirler. Evet, fibromiyalji testimiz. Bu bir kas romatizması dedik ve özellikle kasın yoğun olduğu yerleri tutuyor. Ve bir gerginlik hissediyorsunuz. Biz o noktalara özellikle bakıyoruz. Fibromiyalji'de özellikle kasın yoğun olduğu vücudun sağında ve solunda işte ense kökümüzde, bu boynumuzla sırtımızın birleştiği yerde, omzumuzda, sırtımızda noktalar var. Yine kasların yoğun olduğu kolumuzda, basenlerde ve dizlerimizde noktalar var. Şimdi oralara basıyoruz. Şöyle bastığım zaman yaklaşık 4 kiloluk bir basınçla parmağımı gösterebilirseniz bu hani tırnak yatağımdaki o pembelik beyaza dönünceye kadar basıyorum. Bu yaklaşık 4 kiloluk bir basıncı gösterir. Burada ağrı var mı diye soruyoruz. Zeynep sende var mı? Bende yok. Evet. Olur mu bazen böyle ağrılar? Şuralarda biraz sertlikler hissediyorum aşağıya indikçe. Her zaman olmasa da ara sıra oluyor. Ara sıra oluyor. Bazen gençleri de tutar oldu artık. Özellikle pandemiden sonra işte yaşam tarzı. Bir de gençlerin elinde hep telefon hocam sürekli. Özellikle bayanlarda 20 ile 50 yaş arasında daha sık. Buralara bakıyoruz. Bu basınç uyguladığımızda burada ağrı olursa buna pozitif nokta diyoruz. Ve 18 noktamız var. Biraz önce bahsettiğim bu vücudun sağında ve solunda. Bu 18 noktadan 11'inin üzerinde olması fibromiyalji yönünde bize yol gösterici. Orada değişik sorular var fibromiyalji risk testimizde. Bilmiyorum ekrana getirme imkanı olur mu? Bazı sorular mesela gece dişlerini sıkar mısın? Sıkarım. Sıkarız. Dönebilir miyiz böyle? Gerilmiş. Özellikle bu masseter kaslar dediğimiz çiğneme kaslarımız fibromiyalji hastalarında gece dişlerini sıktıkları için daha belirgin olur. Ve yüzün o oval feminen hali köşeli hale geldiği için böyle daha erkeksi ve buralar biraz çıkıntı olmaya başlar. Mesela ve sağ sol arasında hafif bir asimetri olabilir. Sen de minik minik başlamış. Gece diş sıkması. Gece diş sıkması. Bruksizm diyoruz. Oluyor? Evet şu çiğneme kaslarımızda. Var mı hocam bizde de? Minik. Minik. Bu... Ya gece diş sıkmayan var mı? Şimdi biz onlar için hem bazı fizyoterapi yöntemleriyle hem burada işte margarin dediğimiz bir kekik yağı var. Buraya masaj yaparak onların azalmasına yardımcı olabiliyoruz. Ya da diş hekimi arkadaşlarımızla önce istişare ediyoruz tabii. Dişlerle ilgili bir problem var mı bu diş sıkmada? Bazen işte oraya değişik enjeksiyonlar veyahut gece plakları yapılarak o gece diş sıkmanın önüne geçilebiliyor. Fibromiyalji'deki önemli konulardan biri bu kaslar çok gergin ve sert olduğu için bazen de zayıfladığı için duruşumuz değişir, postür değişir. Hafif omuzlar öne gelir. Zeynep'te de birazcık var. Hani böyle genç kızlarımız ergenlikte biraz öne eğik durma ihtiyacı hissederler ya. Zeynep'ciğim bir arkanı dönebilir misin? Şimdi bak kaç yaşındasın Zeynep sen? 16. 16 yaşında görüyor musunuz doğru söylüyor hocam. Telefonla konuşmaktan işte hep aynı kalmaktan. Postür önemli hakikaten duruş. Ne yapmak lazım bunun için? Esnetmek lazım tabii ki. Harekette bereket var gerçekten de. O zaman Zeynep'ciğim seni yan tarafa alıyoruz. Sen aralarda bol bol spor yapman gerektiğini bak hocam sana hatırlatıyor. Bazen bir fizyoterapi, bazen bir pilates, yüzme tabii ki iyi gelir. Yani mümkün oldukça sık pozisyon değiştirmek lazım. Bunun için özellikle bu boyun kaslarını esnek hale getirici birkaç hareket gösterebilirim. Vaktimiz var mı? Var hocam. Özellikle başımızı... Peki Zeynep'e teşekkür edelim hocam biz. Evet buyurunuz. Öncelikle böyle sertlikler varsa burada ve kaslarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız başınızı şöyle bir 5-6 saniye yani 5'e kadar sayacak kadar sağa çeviriyoruz önce. Sonra sola çevireceğiz. Sonra ön ve arka yapacağız. 5 saniye. 5 saniyede arkaya. Sonra yana doğru. Kulağımızı omzumuza yaklaştıracağız. Lütfen şöyle. Siz de yapın bakalım bir... kısıtlılık var mı bir bakın. Sonra orta hatta geliyorum. Sol tarafa götürüyorum. Tekrar orta hatta geleceğim. Sonra da omzumuzu dairesel olarak bir 10 kere çevireceğiz böyle. Önden arkaya yapalım önce. Sonra arkadan öne bir 10 tane. Sonra da buradaki bu gerginlikleri gidermek için omuz silkme hareketi. Hani şu bana ne deriz ya, bana ne hareketi gibi. Bana ne, bana ne. Evet. Sonra da ellerimizi şöyle bir sallayalım, o stres, gerginlikler aksın gitsin. Evet. Bir de hocam bu sosyal medyada da şey çok dönüyor. Ben sabahları bazen yapıyorum böyle. Mikrofon var, yapamayacağım ama şöyle kendini dövme hareketleri var ya. Evet. Yani hepsi tabii ki kasların esnemesi, fasyaların harekete geçmesi için elbette iyi gelir. Sabah böyle kalktığınız zaman mesela deneyin. Buyurunuz hocam, lütfen oturun. Sabah kalktığınız zaman deneyin. Böyle enerjinizi yükseltiyor. Muhakkak. Yine enerjiyi yükseltmek için belli noktalar var vücutta. İsterseniz onları da gösterelim. Hocam tabii ki onları gösterelim. Seyircilerimizin enerjisi yükselsin. O zaman 3 nokta göstereceğim size. Şöyle birincisi şu. Köprücük kemiğimizde ortada, hani bizim anatomide sternum dediğimiz iman tahtası denir ya. Burası mı? Evet, şu gömlek düğmemizin dokunduğu şu köşedeki çıkıntı. Yani evet, köprücük kemiğiyle bu ortadaki kemiğin birleşim yeri. Sağlı ve sollu buraları vuruyoruz. Bir 20 kere buraya dokunmak enerjimizin artmasına yardımcı olacak. Diyelim çocuğunuz sınava girecek. Ona lütfen bunu hatırlatın. Veya kendinizin ağrısı var. Bir enerji eksikliği. Birincisi bu. İkincisi, şu timus bezinin önünde şu iman tahtası dediğimiz, hani böyle bağrını vuranlar var ya, Anadolu'da aslında o varken boşuna değil gerçekten. Bizim hem vücuda sıkıntı veren hormonların azalması hem de bağışıklığı artıran timus bezinin uyarılmasına yardımcı oluyor. Yani her yönden pozitifi artırıp negatifi azaltacak, vücudumuzda enerji dengesine yardımcı olur. Bir 20 kere de buraya vurmak lazım. Üçüncüsü, özellikle bağırsak sağlığı önemli dedik ya, bu iç organlarımızın harekete geçmesi ve enerji artırımı için şu meme hatlarından aşağıya doğru birer dikey çizgi çekiyoruz. Hı hı. Şu son kaburganın 2 santim altını, yani 2 parmak aşağıyı yine minik minik fiskelerle uyarıyoruz. Bir 20 kere de buraya. Enerji eksikliğiniz varsa, sabah ağrıyla uyandıysanız ya da böyle toplantınız var, bir görüşmeye gideceksiniz, daha enerjik ve gülümseyen yüzle çıkmak istiyorsunuz topluma. O zaman bu 3 noktayı unutmayın. Evet. Gerçekten hakikaten yaparsanız, denerseniz göreceksiniz, çok faydalı. Ben her sabah kalktığımda rutin olarak kendime böyle şu enerji yükseltecek şeyler yapıyorum. Bunları da ona ekleyeceğim. Hatta hocam yüzü de canlandırmak için böyle evet, tokatlamalar da yapıyorum. Böyle hafif de böyle çılgınca tabii, değil. Uyarmaya faydası oluyor. Yani o minik dokunuşların, yüz yogasının hepsinin ayrı ayrı faydası var. Buyurunuz lütfen. Şimdi tamam, testi çözdük. Evet, orada 30 sorudan bahsetmiştim. Önemli birkaç tanesini hatırlatmak isterim. MehmetPortakal.com evet, oradan mı girecekler? Evet. Peki. Instagram sayfamızın başında da linki var. Oradan bakabilirler. Hı hı. İşte biraz önce bahsettiğim mesela orada sorular. Baş ağrınız var mı? Sabah kalktığınızda enerji eksikliği yaşar mısınız? Gece dişlerinizi sıkar mısınız? Huzursuz bacak, huzursuz bağırsak sendromu yaşar mısınız? Sese, ışığa, kokuya karşı tahammülünüz az mı? Laboratuvar testlerinizde çıkan sonuçlarla alakalı sorular var. Bunlar bir değerlendirip şöyle baktığı zaman insan, yine unutkanlık, beyin sesiyle ilgili bazı sorular. Orada 30 sorunun cevabını verdikleri puanları toplarlarsa 85-115 arası muhtemel fibromiyalji, 115'in üzeri de kesin fibromiyalji olma konusunda yol gösteriyor. Fibromiyalji kesin tedavi edilmeli mi? Tamam, ağrı kesici alıyorum, böyle de idare ediyorum hani. Etmesem ne olur? Mesela tedavi etmesem ne olur? Beni nereye götürür bu hastalık? Öldürmez ama süründürür o zaman. Yani çok önemli bir şey bu da. Hakikaten vücutta bir şekil değişikliği yapmaz, öldürmez ama gün geçtikçe daha depresif, enerjisi eksik, ağrıdan hareket etmekte zorlanan biri haline gelir. O yüzden kök sebepler tespit edilerek tedavisi bir an önce başlamalı Nur Hanım. Sabah enerjiniz eksik güne başlıyorsunuz, ağrıyla güne başlıyorsunuz. Gün içerisinde bir program yapamıyorsunuz. Sosyal aktivitenizden, işinizden, gücünüzden, aileyle ilişkilerinizin bozulmasına kadar pek çok sorun ortaya çıkıyor. O yüzden kök sebepler tespit edilerek tedavisi doğru zamanda başlarsa ve güzelce yürütülürse bundan kurtulmak mümkün. Evet, şimdi sevgili seyircilerimize dedik ki anti-stres çayı var. Yine söylüyorum, hocamızın sosyal medyada çok güzel paylaşımları var. Vallahi takip edin. Hani hiçbir şey yapmadan hocamızı takip ederek bile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Yani o kadar güzel, kıymetli bilgiler veriyor. Hangisiyle başlayalım hocam? Antistres çayı mı yoksa fibromiyaljiyle? Bu fibromiyalji ile alakalı olarak hem toksinleri atmak hem de ağrıları azaltmak, ağrısız güne başlamak için. Buyurunuz, böyle gelin isterseniz. Geleyim. Önereceğimiz çaylardan biri. Pek çok çayımız var. Instagram sayfamızda onun tarifleri var. Şimdi bizim en çok sevdiğimiz fitoterapi, yani bilimin ışığında etkileri kanıtlanan bitkilerden biri zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı olmazsa olmazlarımızdan. Şöyle bir 3-4 tane zeytin yaprağı cam demliğe koyuyoruz. Genelde cam demlik kullanıyoruz Nur Hanım. Tarçın yine. Bir çubuk koysak yeterli. Adaçayı bir 3-4 tane. Şöyle bir 2 tel maydanoz. Tabii bunların her birinin vücuda faydaları çok fazla. İşte detoks için, özellikle ödemi azaltmak için maydanoz her zaman elimizin altında zaten olmalı. İzleyen bayan izleyicilerimiz bilirler. Özellikle maydanoz bahar aylarında hızlı kilo verme kürlerinde de hep olmazsa olmazlardan. Biz maydanoz çoğu tarifimizde hep yerini alır. Zeytin yaprağı, tarçın, bir tane de zencefil. Böyle para büyüklüğünde tek dilim yeterli. Fazla olursa çünkü tadı biraz kekri olabiliyor. Üzerine şöyle bir 200 cc kadar, yani bir bardak alacak kadar sıcak su ilave ediyoruz. Taze kaynamış sıcak su ilave ettik. Ve 10 dakika demlemeye bırakıyoruz. Hem vücudumuzdaki toksini azaltıyor, hem fibromiyalji ağrılarına iyi gelen bir çay. Evet. Ne kadar süreye kullanalım? Günde kaç defa içelim? Şimdi özellikle ilk başlangıçta bu sıkıntılarınız varsa bir 3 hafta sabah ve akşam 2 fincan içelim. 3 haftadan sonra tek fincana düşebiliriz. Şimdi bunu yaklaşık 5 ila 10 dakika arasında demleyebilirsiniz. Demledikten sonra içersiniz. Bu demlene dururken isterseniz diğerinden de bahsedeyim. Buyurun hocam, tabii. Buyurunuz. Özellikle yine antistres çayı. Güne ağrıyla başlıyorsanız ve vücudunuzda ödem varsa, ki fibromiyalji hastaların çoğunda ne yazık ki vücutta bir inflamasyon olduğu için bağırsak bozukluğu sık yaşıyoruz. Özellikle SIBO, geçirgen bağırsak. Hücrelerin enerji üretim merkezleri, mitokondri az çalışıyor. O yüzden işte adaçayının biliyorsunuz hem inflamasyonu azaltıcı etkisi var, hem kas gevşetici etkisi var. Yani kimyasal kas gevşeticiler yerine biz bitkilerden, işte bazen adaçayı, bazen papatya, bazen melisa, bazen lavanta, sarı kantaron kullanıyoruz. Bunlardan çok fayda görüyoruz. Bu çayımız böyle ağrılar ve özellikle detoks için çok faydalı. Bir de günümüzde stres yaşamayan yok tabii ki. Yok. Ne yazık ki. O yüzden biraz da böyle hem uyku bozukluğu yaşayanlar hem stres yaşayanlar için faydası olacak. Ekleyelim dedik. Neler var bakalım. Evet. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş haliyle sarı kantaron. Taze ise 1,5 çay kaşığı. Kuruysa 1 çay kaşığı melisa. 1 adet çubuk tarçın. Bir demliğe ihtiyacımız var. Cam fincan ve kaynamış su. Evet. Şimdi, evet, zaten arkadaşlarımız da hemen ekrana getirdiler, sağ olsunlar. Sarı kantaronu koyuyoruz. Melisa'yı koyduk. Yine tarçınımızı koyduk. Üzerinde suyumuzu ilave ettik. Onu da demlenmeye bırakıyoruz. Evet. Kaç dakika duracak hocam böyle? Bir 5 dakika dursa yeterli. 5 dakika duracak. Günde kaç bardak içersek fayda sağlar? Sabah özellikle akşam. Uyku bozukluğu fark eder mi? Aç olursa tabii ki daha iyi olur. Ama midesinde rahatsızlık yaşayanlar tok karnı da alabilirler. Evet. Peki şunu da hemen sormak isterim. Bunu hamileler, kalp hastaları, böbrek ve tansiyon problemi yaşayanlar kullanabilir mi? Şimdi kas gevşetici özelliği olduğu için hamileleri pek önermiyoruz. Hani bir düşüğe falan sebep olmasın diye. Diğer durumlarda günde tek fincan, hani kronik hastalığı yaşayanlar için söyleyelim. Onlar tek fincan içerse bir sorun olmaz. Onlarda dozu biraz azaltıyoruz. Peki ikisini aynı anda içebilir miyiz? Karışır mı birbirine? Birini sabah, birini akşam şeklinde içerseniz, sabah mesela bu ödemle ilgili olan ve ağrıyla ilgili olan çayımızı, akşam da bu stres ve uyku ile ilgili olan çayımızı içersek çok daha güzel olur. Şimdi izninizle İkisini bir konuya daha değinmek isterim kıymetli hocam. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok önemli. Türkiye'de hacamat konusunda en güvendiğim doktorlardan biridir. Doktor Mehmet Portakal. Ve hemen size şunu söyleyeceğim. Bana soruyorsunuz hep, ne zaman hacamat yaptıralım, tarih var mı? Yakın bir tarih var mı hacamat yaptırmak için? Şimdi Dolunay'dan sonraki günleri öneriyoruz biliyorsunuz. Evet. O yüzden gelecek haftadan sonra başlıyor. Ve özellikle o günlerde yapıldığı zaman acil bir durum yoksa, kronik hastalıklarda vücuttaki toksinlerin dışarıya tahliyesi daha iyi oluyor. Çünkü aynı denizdeki metcezir hareketleri gibi vücudumuzun da yaklaşık 3'te 2'si su olduğu için ay hareketlerinden etkileniyor biliyorsunuz. Dolunay öyle hacamat zamanında. Öyle kafaya göre yaptırılmaz ama hadi bugün gideyim bir hacamat yani yaptırım olmuyor. Yani medikal bir işlem olduğu için her zaman yapılabiliyor ama o günlerde yapılırsa faydasının daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Biliyorsunuz aynı zamanda sünnet olan bir işlem ve ta 1400 sene önce peygamberimiz de o günleri takip ederlermiş. Şimdi neden acaba o günler takip ediliyor diye araştırıldığı zaman Nur Hanım bu tespit edildi. Vücuttaki toksinlerin cilde en yakın olduğu günler bu Dolunay'dan sonraki günler. O yüzden acil bir durum yoksa, kronik hastanız var veyahut da hiçbir hastanız yok ama ben daha iyi olmak istiyorum, sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum, unutkanlık olmasın, işte daha fit olayım, dolaşımım iyi olsun, özellikle aşı yaptırmıştım, acaba aşıyla ilgili komplikasyonlar ya da işte ailemde kalp damar problemi var, bunların önüne geçebilir miyim diye kafasında soru işareti olanların özellikle o günlerde yaptırması vücuttaki toksinlerin daha iyi dışarıya çıkmasına yardımcı olacaktır. O tahliye işlemi zaten doğal bir detoks hacamatı, biz o yüzden çok seviyoruz. Şifa kaynağı hacamatı da yaptırırken şunun da altını çizelim. Seçeceğiniz hekim çok önemli. Neye dikkat edelim? Her yerde yapılıyor çünkü hacamat artık. Herkes hacamat yapıyor. Arkadaş, herkes hacamat yapamaz. Yani bunu ben artık televizyon programımda kendime anlatmayı bir görev bildim, biliyor musunuz? Herkese söylüyorum. Yapabilir mi hocam herkes? Yani evde hacamat yapılır mı? Ya da böyle merdiven altı yerlerde yapılır mı? Tıbbi bir işlem tabii ki Nur Hanım. Yani özellikle Sağlık Bakanlığımız son senelerde GETAT yönetmeliği çıkardı. Bunu ancak tıp doktorlarının belli bir eğitim aldıktan sonra ve sağlık merkezlerinde yapması gerektiği konusunda. Çünkü tıbbi bir işlem bu ve bu işlem yapılırken özellikle hani gelişecek bir komplikasyon olabilir, kronik bir hastalığı var mı, kansızlığı var mı, bir enfeksiyon riskini önlemek için alınacak tedbirler konusunda bir eğitim, anatomiyi bilmesi, hijyenine dikkat etmesi ve ani gelişecek bir durumda hani öyle bir sıkıntılı bir işlem değil ama o konularda yeterli donanıma sahip bir yerde yapılması gerekiyor. Fibromiyaljiye iyi gelir mi hacamat? Fibromiyalji hem fiziksel hem zihinsel yönden çok iyi geliyor. Çünkü vücudun doğal bir arınma yolu, kasların esnekliğini sağlıyor. Cilt altında lenfatik dolaşım bozuluyor. Özellikle o gerginlik olan noktalara yapıldığı zaman vücudun enerji santrallerinde çalıştırdığı için hem güne daha ağrısız ve enerjik başlıyorsunuz, hem o unutkanlık gidiyor, hem o iç sıkıntısı. Mesela ben çok panik atak hastamızda, endişe, kaygı yaşayanlarda, depresyon tedavisi görenlerde hacamatın bu özellikle üst boyuna yakın bir 3 noktası var. Kalp, akciğer ve boyun sırt birleşim yerinde. O 3 noktaya yapıldığı zaman hacamatın antidepresan etkisini de çok gördük. Tabii ki medikal tedavilerini devam etsinler. Ama bu çok kıymetli bir destek tedavi. Bunu atlamasınlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Tarihi bir daha söyler misiniz, hacamat tarihini? Gelecek hafta başlıyor. Gelecek ayın 20'sinden sonra. Soranlar için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz sayfamızda da paylaşıyoruz. Merak edenler olursa her ayın hacamat tarihleri sayfamızda mevcut. Sizin Instagram sayfanızda. Evet. Doktor Mehmet Portakal. Şifa olsun. Hacamat tarihe göre yapılır arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.